Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız, iyisiniz? Ben çok iyiyim. Bugün doğada geçirdiğim 2225. günüm. Yani 6 yıl bitti. 7. yılıma girdim. Doğada, doğanın güzellikleriyle yalnız başıma, tek başıma yaşamaya çalışıyorum. Bu bana büyük bir mutluluk, büyük bir huzur veriyor arkadaşlar. Bugün neredeyim? Bugün Üç Ağaç köyündeyim. Üç Ağaç köyü benim kendi köyüm. Yaşam alanımı da bu topraklarda yaptım. Yani köyün dışında hiçbir yerleşim yerine yakın olmayan bir yer. Ama Üç Ağaç köyü sınırları içerisindeyim arkadaşlar. Birçok kişi Üç Ağacı çekmemi istemişlerdi. Bugün kahvaltımı yaptım. Doğayı gezmek istedim. Ve Üç Ağacı gezip, çekip sizlere güzelliklerini göstermek istiyorum. Bugün yalnızca doğanın tadını, lezzetini sizlere göstermek için güzel çekimler yaparım inşallah. Sonbahar ayının ilk günleri, yapraklar sararmaya yüz tuttu. Henüz yere bırakmadı ağaçlar yapraklarını ama görüntü 10 numara. Çok güzel. Şimdi Üç Ağacın güzelliklerini gelin hep beraber gezelim. Arkadaşlar sonbahar ayının olgunlaşmış meyvelerinden birisi de armut, yani bal armutu. Şimdi burada bir arkadaşımız armut topluyor. Bir yanına gidelim. Onunla bir sohbet edelim. Kolay gelsin, bereketli olsun. Teşekkür ederim abi. Merhaba, nasılsın? İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Günün neydi sizin? Fatih. Fatih? Evet. Buralı mısın? Evet. Anne tarafından bu taraftayız. Burada mı yaşıyorsun? Yok, Çanakkale'de ikamet ediyorum. Tatil için geldim buraya. Evet, bir 15 günlük iznimiz vardı, onu burada değerlendirelim dedik. Ailemizin de var olan birkaç ağacı var. Onlardan ne ki toplarsak yardımcı olalım dedik. Ne güzel. Anladığımız iş değil ama işte olabildiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Armut sirkeleme işi de sana mı kaldı? Öyle diyelim. Güzel mi peki? Sirkelemek midir, toplamak mıdır artık ne denir bilmiyoruz ama olabildiğince düşürmeye çalışıyoruz bir şeyler. Peki toplarken hoşuna gidiyor mu yoksa bir iş olarak mı yapıyorsun? Ya vallahi işte ailemizin üzerindeki yükü azaltmak için yapıyoruz. Yoksa bildiğimizden, zevk aldığımızdan değil yani. Aslında bunu zevke dönüştürebilirsin. Ağaçta meyve toplamayı. Zevke dönüştürebiliriz de hayattaki tercihlerimiz bu yönde hiçbir zaman olmadığı için bu taraflardaki tercihlerimizi hiçbir zaman düşünemedik. Genelde iş hayatımız biraz daha farklı alanlar olduğu için aile desteğinde sadece. Ama ne güzel doğadasın şu anda. Ya doğadayız da maalesef. Şehrin çeşmekeşine alışmışız. Çalışmaya alışmışız. Evet. Bu taraflar bize biraz ağır geliyor, zor geliyor. Aslında biraz şehir hayatındaki işlerimiz de daha zor da alışkanlık diyelim artık. Evet. Durum bundan ibaret. Tamam, tamam o zaman sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sonbahar meyvelerinin yine en güzellerinden bir tanesi de üzüm. Hele ki sonbaharda mesela şu anda biraz daha Ekim sonuna doğru eğer bu üzüm salkımda kalırsa, o soğuğu yerse
üzümün tadı, lezzeti çok daha farklı oluyor arkadaşlar. Sonbahar meyveleri, armut, üzüm, kış elması. Her şey mükemmel. Arkadaşlar bunlar alıç, alıç meyvesi. Şifalıdır, özellikle sirkesi. Çok güzel, ben geçen yıl yaptım. Bu yıl alıç tutmamış, hiçbir yerde tutmamıştı bu bölgede. Geçen değil de bir önceki yıl bayağı bir alıç tutmuştu. Kırmızı, beyaz alıçlar. Sirkesini yapmıştım. Sirkesi çok faydalı arkadaşlar, alıç sirkesi. Böyle nadir yerlerde tek tük bir iki alıç ağacının meyvesi var bu yıl. Başka da alıç yok. Gördüm, toplayayım dedim biraz. Çünkü başka yerde yok arkadaşlar, bulamadım. Bu sene alıç tutmamış.
nasılsın? Allah razı olsun. Gözlerinden öpüşüm, hayırlı başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Çok istediler. Kendi köyünü, üç ağacı görmek istiyoruz dediler. Bir çekelim Allah dedik. Allah razı olsun. En güzelini düşünmüşsün, en güzelini de yapıyorsunuz. Bizim için de bir gurur, bir şereftir. Hoş bulduk Halil amca. Halil amca bize üç ağacı böyle kısa bir anlatır mısın? Hangi konularda, gelişiminden, gerilemesinden mi? Canım hangisini istiyorsan. Üç ağacı nasıl bir yer? Üç hava çok güzel bir yer. Güzel değil mi? İnan ki komşuları da güzel. Havası da hoş. Çok güzel. Hep yani yabancı yok. Hep kısım akraba. Evet. Ufak tefek hata da olabilir. Sen geçen sene kışlı köyde geçirdin. Geçen sene hastalığın nedeniyle. Pandemi dolayısıyla. Evet, pandemi dolayısıyla. Bir de deprem vardı. Hanıma dedim ya gel biz yine köye gidelim. Üç ağacın havası şey daha güzel. Ama ne güzel değil mi? Soba yaptınız, bir ki, kışı geçirdiniz. Çok güzel geçti. İsmet komşum İsmet Bey, İsmet Balla. O da buradaydı. Evet, beraber geçirdik. Komşuluğu da hoş, Allah razı olsun. Hepsi hoş. Peki Halil amca köyde ne yapıyorsunuz? Ne iş görüyorsunuz? Vallahi hiç durmak yok. Dedim bugün tamam, yarın bir iş yok. Yarın istirahat ederim. Yarın sabaha kalkıyorum ki o gün daha yoğun işler. Ama köyde çalıştığın ama zaman bile güzel değil mi? O yorgunluğu. Yok, ben kendimi şimdi şöyle hissediyorum. Sağlığım nedeniyle. Bazıları 70-80 yaşında burnu yere değiyor. Dedim acaba ben 75 yaşındayım. Kendimi halen de 30-40 yaşındayım. Allah da uzun ömür versin Halil amca. Kendimi o şekilde hissediyorum. Kitabı eski güç kalmamış ayrı mesela. Milli Eğitim'de çalışıyordum, görevliydim. Kaba Milli Eğitim'de. Ondan sonra 96'da emekli oldum. 96'da bu yani kışın sezonlu. Elazığ'a Yeni Mahalle'de oturuyorum. Hı. Yeni Mahalle'de. Yazında üç ağaç merkez geliyor. Yeni Mahalle'de de da çok çok değerli. Elazığ'da da benim için hakikaten çok değerli. Halil amca, şimdi Halil amcanın doğumu köy. Yani çocukluğu. 46 doğumluyum. Hep köyde geçti. Hep köyden geçti. İş hayatına atıldıktan sonra işte şehir, yazın köy, kışın şehir dönüşümlü. Evet, 69'da devlet işine girdim. Allah peygamber devletimizin eksikliğini vermesin. Ondan sonra sağlığım da hamdolsun yerinde. Çok şükür. Yani komşularımız da hoş. Günümüz de iyi geçiyor. Yani komşular arasında bu sezonda işte gözümüzü açamıyoruz. Evet. Yok üzüm, yok cevizidir. Tabii her şeyin sezonu gelince ceviz, üzüm, tut, i̇şte pestil, pekmez. Hayır alam gidip yemeğe bulamıyor. Bak bu. Ben 5 tane yavruya kurutuyorum. Değil mi? Tahmin yani ediyorum. Zaten şimdi kışın sebzesi yiyilmiyor. Yani ne domates olsun, biber olsun hiçbir şekilde yiyilmiyor. Ama bunlar... Evet. Kurutulmuş bunlar, dolmalık kurutulmuş. Bir de bunların doğraması var. Doğrayıp kurutuluyor. Evet. Domates o şekilde kurutuluyor. Kurutuyoruz. Yine o da arkada bahçede aynı şeyde serili. Ama bunun kışın lezzetine doyum olmuyor. Gerçekten olmuyor. Halil amca çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben sana da teşekkür ederim. Hayırlı başarılar dilerim. Seni seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz. Sağ ol Halil amca. Kara gün beşiği çamdan aynan yuvarlandı düştü dadamdan aynan
Bey babası geldi daşamdan ağan. Nani bebek, nani, nani, nani canım, nani, nani. Bey babası gelir Şam'da. Oy, oy.